Yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Rise Online'da bugüne kadar hiç görmediğiniz bir içerikle sizlerleyim. Evet dostlar, bu içerik nedir diye soracaksınız muhtemelen veya ne görmemiş olabiliriz diye aklınıza gelecektir. Şöyle çantamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bayağı bir unique item var aslında. Yani çoğunu herhalde artı 5 ve artı 6 halde görmemişsinizdir. Şimdi sizlerle bunların max AP'sini yani şu an elimizdeki olduğu haliyle max AP'sini inceleyeceğiz. Tabi bu itemler benim değil. Üsttekiler benim, alttakiler benim. Şu ortadaki 4 sıra benim değil. Bu da pazarcı bir arkadaşımız var. İsmi Kadir. Profesyonel belki tanıyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür oyunda kendisi bana bu konuda yardımcı oldu içerik üreteceğim dedim ve onun itemlarını biliyordum zaten alıp sattığı bastığı itemları. Ondan yardım istedim. Hem izleyiciler olarak sizler kullanıp kullanmayacağına veya alınıp alınmayacağına dair bilgi sahibi olun diye. Hem de kendi merakımı gidermek için bu itemların artı 5, artı 6 ve artı 7 hallerini sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bir içerik olur. Şimdiden söylüyorum. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bu kanalda biliyorsunuz bu zamana kadar boş içerik olmadı ve bu çizgiyi hiç bozmayacağız. Sizlerle beraber bunların APS'ini deneyelim derken basıyormuşum. <laughs> artı altı artı diye pat pat basıyormuşum hepsini. Şimdi takılarımızı aldık. Kendi silahımız artı altı idi biliyorsunuz. Bunu takacağım artık bu bölümde elimde görmüş olursunuz zaten muhtemelen. İlerleyen zamanlarda artı atar mıyız bilmiyorum. Takıları takacağız. Şöyle takalım hatta. Neki almadım. Nekin düşmesini bekliyorum. Bir tane fazladan ring aldım. Bunu neden aldım? Şunu normalde almamıştım. Hesaplı bir fiyata. izleyicilerimizden Scream'di galiba ismi. Teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Uygun bir fiyata verdi. Piyasa aslında çok hızlı düştü çok da hani bir kar elde etme durumum olmadı ama almak istediğim fiyatı aldım en azından kendisi yardımcı oldu 300 eme verdi şu anda zaten 300'dü fakat o verdiğinde bana 350 civarıydı güzel bir kıyak yapmıştı sağ olsun kendisine selam olsun buradan şöyle size merak ettiğiniz şeyleri sunmaya çalışacağım öncelik olarak tabii ki de şu itemlardan başlayacağım en sona Gunner Saber'ı bırakacağım Twitch'te beni izleyenler kesinlikle biliyor zaten kaç HP olduğunu, hangi bonuslara sahip olduğunu. Ben öncelikle şunlardan yola çıkacağım. Önce şu en Aralarındaki en değersiz olanını Sizlerle paylaşmak istiyorum Bakalım kaç ap oluyormuş Şu şekilde 52 ap 140 hp 8 bonus 31 Poison damage ve %6 Bosslara karşı atak veriyormuş Şöyle preview yaptığımda atağını hep beraber görelim ne hale geliyormuş 52 ap'den 59 ap'ye geliyor yani ap scale çok iyi değil Ap'si çok yüksek değil ki zaten bu item'ın Hasar vermek için kullanılan bir item olmadığını söyleyebiliriz Bu tank bir char için AP değil de HP artırımına ve bilmiyorum hani defansif olarak kullanılan priestlerde kullanılacak bir item. Warrior'lar kullanmaz bunu. Totalde size 250-300 civarı HP veriyor. Yani 160 artı 9 14 250-300 civarı HP veriyor diyebiliriz. %8 bosslara karşı hasar artışı sağlıyormuş. Dual takarsanız %16 bir hasar artışı sağlar ama AP'si düşük olduğu için yüksek AP'li bir silahla aynı vuracaktır diye düşünüyorum. Geçelim. Calypso Hate var bir de Overseer var. Tabi Gunner Saber'ı sona bırakacağız dedik. Buradan ilk ben APS'i düşük olanı yani Calib'ı tercih edeceğim. Onları da şuraya koyuyorum. Ve bu şekilde basıyorum. Hatta buna gerek yok. Pardon artı 5'ti bu. Artı 5'i 149 AP. Bu civarlarda olmasını bekliyorum 156 157 civarı olacaktır muhtemelen Andetlere karşı yüzde 5 monsterlara karşı yüzde 2 fazladan hasar var ve bu silah flame yanıyor Merak edenleriniz varsa Fire Damage var üzerinde Artı altı hali de 156 AP 7 AP arttırdı 62 oldu Damage güzel arttı bu arada 8 point mi arttı evet, 8 arttı Moblara karşı yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıktı Monsterlara karşı full hasarı ise %2'den %3'e yani buradaki moblardan kastım anditler bireysel moblar ama toplu genel olarak da yüzde %2'den %3'e çıktı. AP'si 156. Doyurucu bir AP diyebiliriz. Polarm zaten biliyorsunuz. Unique itemlardan bir tanesi de buydu elimizdeki. Şöyle Overseer'e gelelim. Overseer benim merak ettiğim bir silah zaten. AP'si ne kadar oluyor diye. Acaba artı 7'si ne kadar oluyor diye çok merak ediyorum. Kadir'e buradan sesleniyorum. Kanka bunu artı 6'ya bas. En azından 7'ye bir prevleyelim. Görelim ne kadar AP'si varmış. Çünkü... Güzel bir item'a benziyor. 150 ap'si var. Muhtemelen bunun da 157 civarı olacaktır APS'i. Lightning Damage 54. Arrow Defense 2 ve moblara karşı %5 hasar artırımı. Warrior farmı metada değil. Hani Warrior'la farm atmak pek kolay değil ama %5 hasar artırıyor. Eğer ben oynuyorum farmda yapıyorum diyorsanız böyle bir bonusu var. Şöyle prevleyelim bakalım ne kadar oluyormuş. 150'den 157 oldu tahmin ettiğimiz gibi. 62 Damage artımına gitti. 8 Lightning Damage arttı. Lightning Damage hasarı biliyorsunuz şu an bağlı bazı itemlarda. Eğer bunda da bağlıysa birazcık sıkıntı olabilir. Ama tabii ki de bu Ark Sword'da böyle bir faciaya sebep oldu diye her item'da aynı olacak diye bir durum yok. Bilmiyorum. Hit rate var bu arada 120 oranında hit rate var. Bu da ne demek oluyor? Hit rate artık az çok biliyorsunuz. Silahınızın hasar aralığını yüksek tutmaya yarıyor. Atıyorum mesela 1500 ile 2000 arası vuruyorsa silah 1600-1700 vurmuyor. Hit rate yüksek olduğu için 1900-1950-2000 o civarlarda vuruyor. Yani yüksek seviyede hasar vermenizi sağlıyor. Silahın max performansla vurmasını sağlıyor. Bu item'da böyleymiş diyelim. Şimdi gelelim en merak edilene. En istenene ve benim de Her zaman en sevdiğim item'a Şöyle koyacağım Artı 6 halini sizlerle paylaşacağım zaten Artı 6'sı Dex 8, Poison 62 Poison Damage Resist 14 Roglara karşı %6 hasar Ve 148 AP ile karşılıyor bizi Hit rate'i 110 Şimdi prevleyeceğim upgrade yapacağım diye çok korkuyorum bu arada emanet item'ın canı nerede olur siz biliyorsunuz Hit rate'i değişmiyor Dex 9 oldu Poison Damage 70 Poison Damage Resist 16 ve Rogue'lara karşı hasar %8'e çıktı. AP'si 158 çok doyurucu bir AP bence Twisted Sword'a göre. Priest bir çara göre çok güzel bir AP ama tabii ki de Unique segmentinde çok çok güzel diyeceğim bir öveceğim bir AP değil. 158 AP'li bir silah şu an günün metasında güzel ama... Bu sword'un hakkı ne kadar derseniz ben en az bunun şu anki haliyle 165 170 olması gerektiğini düşünüyorum. Bu itemla farm yaparken karşınıza archer gelirse durma ihtimali yok. Hani asasların bir ihtimal var. Neden diyeceksiniz? Asaslar görünmezlik basıp sizin canınız yarıdayken gelip sizi kesebiliyor. Ama Archer'larda görünmezlik olayı olmadığı için dibinize kadar gelmek zorunda. dibinize geldiğinde de muhtemelen 2 veya 3 yiyecek. Bu silahın böyle bir özelliği olur. Takılarınızı güzel hale getirirseniz silahınızı böyle yüksek HP'li bir silah olarak tercih ederseniz BP olarak da Warrior olarak da sizleri güzel bir noktaya getirecektir. 158 AP şu açıdan güzel. Bugünün metasında Earthshaker 160 AP biliyorum. 160 AP'lik bir silahın karşısında şu an en iyi dediğimiz silahın karşısında Unix silahın 158 AP ile karşılaması bonuslarıyla beraber iyi olacaktır. Ama tabii ki de dezavantajları var. Dex veriyor. Dex istiyor. 64 Dex Point az bir Dex Point değil. 9 fazladan vermeniz gerekiyor ve 9 buradan gelecek. 9'da silahım var. 18 Dex'iniz artacak. Silahın hit rate'i de yüksek. Silahın aslında sizin Dex'ten kaybettiğiniz HP'sini size 18 dex vererek daha doğrusu HP'den kaybettiniz dex vererek HP'den kaybettiniz o point'i size 18 dex point vererek böylelikle hasar aralığını arttırdığı için yüksek hasar vurmanızı sağlayacak belli bir oranda ama tabii ki de HP önemli olduğu için bu birazcık insanları korkutabiliyor. Ben deneyimleyeceğim sizin için. Artı altı halini kullanacağım. Performansını bir inceleyeceğim. Eğer ki gerçekten güzelse ve kullanılabilir bir segmentte ise sizlere de arkadaşlar alın basın. Ay en kötü ihtimal artı beş ile kullanın. Bu silah güzelmiş diyeceğim. Ben yanışını merak ediyorum açıkçası. En önemlisi benim için o. Ben nasıl yandığını bilmeden silahın ne kadar iyi olursa olsun içime sineceğini düşünmüyorum. Silah güzel yanarsa o zaman benim için AP ve Geri kalan şeyler ikinci planda Beni az çok tanıyorsunuz 2 yıla yakındır içerik üretiyorum ben bu tarz oyunlarda kozmetiğe çok önem veriyorum Silahın şeklidir yanış şeklidir üzerindeki karakterin kıyafetlerdir Hani gerekirse çar aç kalsın ama çıplak kalmasın istiyorum çirkin durmasın istiyorum O yüzden Bu tarz şeylerde ben birazcık öncelik veriyorum e o zaman şimdi silahı takalım AP'sine bakalım durum neymiş hep beraber görelim Şu silahları da kendisine teslim edeceğim birazdan Kadir'in Evet dostlar o büyük an geldi. Silahın statlarını vermiş bulunuyorum. 255 STR 62 DEX HP'den feragat ettik. O da takılarla gelen candan birbirini dengelemiş oldu. Biliyorsunuz 700 canımız falan olacaktı eğer olsaydı. Ama şu an takılardan neck hariç güzel bir HP geldi. Onları da toparlayacağız bonusla beraber kendine gelecek. Silahı takacağım. Gelen teklifleri biliyorsunuz az çok yayınlarda söyledim. Hani 25 GB'ye kadar teklif geldi. Ben hayalimdeki silahı bu tarz fiyatlara vermek istemedim. Aklımdaki fiyat biraz daha fazlaydı. Eğer beni cezbederse fiyatlar vereceğim demiştim. Fakat aklımdaki fiyata ulaşamadı kimse. Silahın belki dex vermesi bu insanları caydırdı. Belki endişeleri oyunla alakalıydı bilmiyorum ama ben oyunda bu item'i kullanmak istiyorum. Alfa sürecinden beri uzun zamandır bu silahın hayalini kurduğum için şöyle bir takmak istiyorum artık. Nasıl yanıyor bilmiyorum. Eskiden Poison yanıyordu. Güzel bir yanışı vardı. Eğer değiştirmedilerse ben ona okeyim. Ama dediğim gibi ilk olacak bu. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle taktım abi. Aga bu flame yanıyor. Aga bu flame yanıyor. <laughs> silaha bak. Oğlum iyi ki satmamışım. Of. Çok tatlı ya. Dur AP'miz kaç? Hemen AP'ye bakalım. Çok güzel yanmıyor mu? Efektler sonda mı? Üf. İyi ki satmamışım. Hayatımdaki yaptığım herhalde en iyi hamlelerden bir tanesiydi bu oyunda. Elemeyi abi. Artı birden. Hatırlarsınız. Bastık. Yavaş yavaş ilerledik. Şimdi ben bunlara Şöyle bir kombin yapmayı planlıyorum. Size de göstereyim. Bu silah bu şekilde olmaz. Şunları alacağım. iki tane. Ben mor yanıyor sırada o yüzden mor almıştım. iki tane bundan alırım. Bir de kırmızı pelerin çekeriz. Kanat olarak da. Buradan kırmızı bir kanat bulmamız lazım. Bizim bu çarı alev alev. Şöyle bir şey yapmamız lazım. <laughs> Aklıma çok güzel bir kombin geldi. Devam abi. Arkadaşlar bu arada silahın AP değerini göstermeyi unuttum. Crash falan yedim. Ee, şu haldeyken 2035 HP'miz ki 2 kanun üzerinde HP'si olması çok tatlı. HP birazcık düşük kalacak tabii ki de normal şartlara göre. 7 HP, 8 HP kaybımız olacak. Burada şöyle bir test yapmak istedim. Full STR8 seti taktığımızda ne olur diye bakmak istedim. 2059 HP'miz oluyor. Ben yani 800 HP ile oynamak yerine şöyle setimizi giyip en azından bu şekilde takılmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 20 4 AP zannedersem kaybımız oluyor 24 AP'nin karşılığında 300'den fazla HP'miz artmış oluyor belki de 400'dür şu an 800'dü galiba aynen 802'den 400 HP'miz artmış oluyor ki burada Bir tane daha takımız eksik buradan da bir 100-150 HP gelecek Şöyle ortalama söylüyorum bu arada Şöyle çıkardığımda 1998 oluyor 6 STR koyun buraya Veya 7 Yani 2K'nın altında kalmıyor her türlü 2K üzerinde AP'miz olacak Oğlum çok güzel. Şimdi farm atma isteğim falan yerine geldi. Bu beni götürür bir süre. Farm atmak için falan. Ama tabii ki de birazcık daha farm atılabilir bir zaman bulursam kendime veya drop oranlarının böyle kısa süreli farmerlar için de bir tık düzeltildiğini düşünürsek o zaman benim bu oyunda hani mutlu olmamam için hiçbir sebep yok. Bakalım devam edelim. Oğlum çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. İşte bize yakışan çar buydu abi. Neydi öyle? Gidiyorduk elimize takıyorduk işte. Oh be çantada bile yok Paladin Club. Bomba iyi. Güzel güzel. Bir de vuruş hasarına bakalım. her dayanamadı dondu. Dostlar şimdi hasar testi için bu slota geldim. Hani Runic tek başınıza kesebileceğiniz bir slot değil bu arada. Sakın denemeyin. kesersiniz de ölüm gibi zordur azap çekersiniz öyle diyeyim. Ben şimdi sadece deneme amaçlı bir tane keseceğim. Hasarını merak ediyorum çarın. Hani nasıl vuruyor diye. Şöyle şu tarafa doğru çekeceğim. Hızlan bakalım. Güzel. Balığımızı da basalım. Başlayalım bakalım. %5-5 civarı vuruyoruz. Yani bu da totalde ne yapar? 20-25 hit de kesebileceğimiz anlamına geliyor. 1200-1200 vuruyoruz. Az değil 70 level mobları. Atağımız gayet yerinde. 2035 HP ile bence çok da güzel vuruyor. Seri seri 1200 civarı hasar vurmak. Debuffsız bu arada. Debufflu olsaydı bilmiyorum artık nasıl vururdu. Şu an premium yok. Sıfırlayamıyorum. Sadece pota fazla duracağımız için birazcık yorucu olabilir bu slot bizim için. Ama solo farm atmak istiyorsanız yine de 2k AP'li oluyor muymuş tartışılır. Ben inanın bu tarz bir farmı yapmayı planlamıyorum açıkçası tek başıma. <laughs> tek de ark atsaydı ne kadar tatlı olurdu ya. Bir tane daha keserim abi. Hani dediğim gibi solo farm burada yaparsanız KS'ye de kurban gidebilirsiniz. Çünkü gayet ee, şu an farm yapılabilir bir yer gibi duruyor. Hani diğer slotlara nazaran. O yüzden birazcık sıkıntı çekeceksinizdir. Arkadaşlarınızla 2-3 kişi farm yaparsanız tabii ki de farm yapılır ama şu an AP olarak ben solo kesmek bile çok zor değil diye düşünüyorum bu çarla. Ama yapar mıyım? Yapmam. Dediğim gibi. Sadece test etmek amaçlı geldim beklentilerimin üzerinde hasar buraya açıkçası 1250 AP ya 1250 hasar az bir hasar değil solo debuffsız ben bunu debufflu halde kesersem 15 dakikada bir buff basacak şekilde dönüştürerek kesersem hani çok da güzel farm atacağını düşünüyorum sola başına ama dediğim gibi partiyle farm atmakta fayda var 2k AP'li 2 arkadaş farmlarsanız çok daha mantıklı olacaktır şimdi bir dungeon hakkım var dungeon performansını da görelim çarın bakalım nasıl bir e atak yapıyor. En azından onu da görmüş oluruz. Şunu da keseceğim. Hani böyle bir umuttur diyerek drop alabiliriz açısından. Belki şanslıyızdır. Üç tenden bir tane ark. <laughs> Hayale bak. Hayale bak, umuda bak. Kaç bu arada öldün? <laughs> Devam. Evet arkadaşlar, 1500 1500 vuruyorduk. Şu an düştü hasarımız kitapla beraber debuff attığımızda. 1520 debuff'tan kastım sadece torture atıyorum. 1540 1536. Dikkat ettiyseniz hasar aralığı çok dengeli. Mesela 1400, 1700, 1300, 1600 falan vurmuyor. Sadece hasar aralığı sabit bir noktada dönüşüyor. Bu da Dex ve Hit Rate ile alakalı bir şey. Bununla alakalı bir test gelecek zaten yakın zamanda. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Şöyle kutuya bakıyorum. Bak ışıklar falan çıkıyor bir de içinden böyle. Gerçekten bir şey atmış gibi. Senin ben... Neyse. Bu videoyu burada bitirelim dostlar. Yani sizin için nasıl oldu bilmiyorum ama benim için benzersiz bir videoydu. Çok keyifliydi, çok güzeldi her şeyiyle. Itemları denedik, silahımızı taktık. Bundan sonraki bölümlerde artık farm yapabileceğimiz, sizlerle paylaşımlarda daha sık bulunabileceğimiz bir seri bizi bekliyor. Slotları deneriz, AP'miz yüksek olduğu için rahat rahat farm atarız. Hani ben şu an gerçekten size içerik üretmekle dolup taşıyorum. Zaman bulduğum her gün, her dakika video çekip sizlerle paylaşacağım. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur bu seri. Umarım denememiş şeyleri denerken sadece ben değil siz de tecrübeleniyorsunuzdur. En azından siz masrafsız bir şekilde tecrübe ediyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar sizlere bildiğim şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Kanala ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklemek için sadece beğenebilir. Yorumlarınızı zaten yazıyorsunuz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ve burası da kalın. thank you